ABC bir dik üçgen, diklik verilmiş, 5, 12 verilmiş. ABC üçgenine benzer olan DFC üçgen, DEF üçgeni çizilmiş. Çizilen DEF üçgenin çevresi 10 cm olduğuna göre alanı kaç cm'dir? Burada ilk bakışta gördüğünüz zaten 5, 12, 13 üçgenidir. Şimdi buna benzer olduğuna göre bunun biraz küçüğüdür. Düzgün çizemedim. Ne kadar küçük olacak? Şöyle yapacağız. İşte bir kenarı 5'in katı olacak, bir kenarı 12'nin katı, bir kenarı da 20'nin katı olacak, 13'ün katı olacak. Topladığımızda 12K, 13K, 25K, 5'te 30K. 30'un katı olacak, o da 10'muş. Çevresini toplama. Bu da K, her tarafı 30'a bölündüğünde 1 bölü 3 çıkar. 1 bölü 3 çıktığına göre bu küçük üçgen 5 çarpı 1 bölü 3'ten 5 bölü 3 olur. 5 bölü 3. 12 çarpı 1 bölü 3'ten 4 çıkar. Zaten bize lazım olan şey kenarıdır. Bu dik iki kenarıdır. Bir kenarı 5 bölü 3 çıktı dik kenarın. Şurası 5 bölü 3 çıkıyor. Burası 4 çıkıyor. Burası da 10, 1 bölü 3 ile çarptığında 13 bölü 3 çıkar. Burası önemli değil. Şu iki kenarın çarpımı yarısı dedi zaten. 5 bölü 3 çarpı 4 bölü 2. 5 kere 4 20. Şu 2 3 ile çarpım halindedir. Ya da şöyle yaparız. 5 kere 4 20. 20 bölü 3 bölü 2 diye düşünecek olursak üstte paydayı aynen yazarız. Payı ters çevir çarpın. Pardon. Payı aynen yazar. Paydayı ters çevir çarparız. Paydanın altında gizli 1 var. Onu yazarız. Ters çevirince 1 bölü 2'dir. 20 bölü 6 yapar. Bunu da sadeleştirirsek 10 bölü 3 çıkar. Alanda 10 bölü 3'tür. Bunu da şuradan da yapabilirdik alanı. Bunu yaptıktan sonra şu şekilde bunun alanı 5'in katı ve 12'nin katı olacağı için alan olarak 5K çarpı 12K bölü 2 60 bölü 2'den 30K kare yapar. 30K kare yapar. K da 1 bölü 3'tü. 30 çarpı 1 bölü 3'ün karesi. 1 bölü 3'ün karesi de 1 bölü 9'dur. 30 bölü 9 yapar. Her tarafı 3'e böldüğümüzde 10 bölü 3 de çıkabilir. Çıkar. Bu şekilde de yapılabilir.